Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Miloş Zeman'a mesaj. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde batan mülteci teknesi 106 metre derinlikte bulundu. Artsak'ın başkenti Stepanakert'teki doğum hastanesinin yeni binası yıl sonuna kadar faaliyete geçecek. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki teröristler kimyasal silah kullanarak provokasyon yapmayı planlıyor. Rusya ve Türkiye Libya'da ateşkes için diyalog içerisindeler. New York Post Erdoğan Osmanlı İmparatorluğu dönemini özlüyor. 18. Armona adlı Uluslararası Tiyatro Festivali bu yıl 1-10 Ağustos günleri arasında gerçekleşecek. Çekya Cumhuriyeti'nde Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında insanlığa karşı işledikleri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermenilere karşı işlediği soykırım oy birliğiyle kabul edildi. Sayın Başkan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Parlamentosu'nun tüm milletvekilleri adına 20 Mayıs 2020'de Çek Senatosu'nun tam üyeli genel oturumunda güncellenen 27 Nisan 2017 tarihli 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından insanlığa karşı işlenen suçları ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermenilere karşı işlenen soykırımı kınayan ve oy birliğiyle kabul edilen karara saygı duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Parlamentosu Çek Cumhuriyeti'ne, Çek Cumhuriyeti'nin yasal halefi olarak Birinci Dünya Savaşı Kanunu hakkında kararname çıkarabilmesini mümkün kılan 10 Ağustos 1920'de Ser Uluslararası Barış Anlaşması'nın imzalanması ve önceki anlaşmaların ve devranılan imzaların onaylanması için saygısını sunmak istiyor.'' Çek Cumhuriyeti'nin soykırımları ve insanlığa karşı işlenen suçları yargılaması, dolayısıyla uluslararası hukuk, devlet tüzüğü ve genel bilinç açısından büyük önem taşımaktadır. Batı Ermenistan parlamentosu Çek Cumhuriyeti'ne minnettar olacak. Leonardo Basmacian, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı, Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde 27 Haziran tarihinde batan mülteci teknesinin yeri tespit edildi. Ekipler bölgede çalışma başlattı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada geçtiğimiz günlerde Van Gölü'nde batan ve içerisinde göçmenlerin de bulunduğu teknenin yerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır denildi. İçerisinde 55-60 göçmen bulunduğu tahmin edilen teknenin su altı görüntüleme cihazına yansıyan ilk görüntüleri paylaşıldı. Teknenin Çarpanak Adası mevkinde suyun 106,5 metre derinliğinde bulunduğu açıklandı. Artaq Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayi Karutunyan kendi sosyal medya hesabı olan Facebook'ta gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Artaq'ın başkenti Stepanakert'teki doğum hastanesinin yeni binasının yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini açıkladı. Devlet Başkanı Arut Dünyan, temel sorunlarımızdan biri yeni bir doğum hastanesi binasına sahip olmak. Talep edilen onarım çalışmaları çok hızlı bir şekilde yürütülüyor. Yenileme yakında tamamlanacak, bina kısa sürede faaliyete geçecek, dedi. Devlet Başkanı'na göre Sağlık Bakanlığı yetkililerine doğum hastanesini modern standartlara getirmek için en son ekipmanların bir listesini sunmaları talimatı verildi. Rusya Federasyonu'nun Suriye'de savaşan tarafları uzlaştırma merkezi başkanı Amiral Aleksandr Şiçerbitski, Hayat Tahrir Aşşam grubu militanlarının İdlib'in çeşitli köylerinde provokasyon yapmayı planladıklarını açıkladı. Ona göre teröristler Şam'ı kimyasal silah kullanmakla suçlamayı düşünüyor. Militanların bilinmeyen toksit maddelerle dolu en az 15 el yapımı patlayıcı cihaz yaptıklarını söyledi. Bunlar Sarmada kentinin laboratuvarlarında gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu ve Türkiye, çift egemenliği olan Libya'da ateşkes kurmak amacıyla diyalog halindeler. Açıklama Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, "Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından onaylanan bir diyalog çerçevesinde Türk meslektaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz." diye yorumladı. "Libya'da acilen ateşkes ilan edilmesini sağlayacak görüşmelerimizi uzlaştırmaya çalışıyoruz." dedi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ayrıca Libya çatışmasına katılan tüm taraflarla müzakerelere devam ettiklerini de vurguladı. New York Post gazetesi yazıyor. 1915-1923 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti'nin erken dönemlerinde ve Osmanlı İmparatorluğu'nda 1.5 milyon Ermeni ile yarım milyon Süryani, Keldani, Rum ve Maronit olmak üzere 2 milyon Hristiyan öldürüldü. Türk hükümeti hala soykırımı inkar ediyor. Ülkenin Hristiyan mirasından geriye kalan her şey şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından saldırıya uğruyor. Son saldırı ise İslamcı liderin Ayasofya'yı bir müzeden camiye dönüştürmek istemesi. 6. yüzyıla ait Bizans mabeti bir zamanlar Hristiyanlığın en büyük mabeti ve tarihi bölgesiydi. Doğu Hristiyanları burayı yüzyıllardır haç yeri olarak görüyorlar. Orada Tanrı'nın çarmıhının kalıntıları bulunuyor ve Hz. İsa'yı yaralayan mızrak muhafaza ediliyor. 1453 yılında tarihi Bizans'ın yıkılmasından sonra Osmanlılar tapınağı camiye dönüştürdü. 1934 yılında modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk onu tüm uygarlıkların anıtı olarak müzeye dönüştürdü. Ancak Erdoğan Osmanlı İmparatorluğu'nun günlerini özlüyor. Müzeyi camiye dönüştürme planı ülkenin İslamcı vizyonunun bir parçası. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. 18. Armono Uluslararası Tiyatro Festivali bu yıl 1-10 Ağustos günleri arasında gerçekleşecek. Festival müdürü Marianna Mkhitaryan, Aysor Ayem'e verdiği demeçte o günlerde yapılmasının mümkün olacağını umduğunu belirtti. Festival bu yıl büyük Ermeni yazar ve nesir yazarı Hrant Matevosyan'ın 85. doğum yıl dönümüne adanmıştır. Festivalin başlangıcı Ermenistan Cumhuriyeti Emekler Sanatçısı Narine Grigoryan'ın Matevosyan'ın yazdığı Gomeş Manda adlı mono performansıyla gerçekleşecek. Festival çerçevesinde sahneler Ermenicesi dagavarak olan Covid salgınına karşı kurallara sıkı sıkıya uyularak açık havada yapılacak. Müdür Mkhitaryan, festivalin tüm performansları aynı zamanda çevrim içi olarak gösterilecek. Çünkü izin verilen izleyici sayısının az olacağını düşünüyoruz. Biri David Yazaryan'ın oynayacağı Evren Bizim Evimiz adlı çocuk oyunu olmak üzere toplam 20 mono performansı gösterilecek, dedi. Festivalin çevrim içi alanı çok dolu olacak. Fransa, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Litvanya ve Ukrayna'dan çevrim içi performanslar gösterilecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Haysmavurk Korosu ve Soprano Garina ve tarafından seslendirilen Sirdim Sasane adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.